Yani sizin tabii bakışlarınız farklı olabilir. Katılıp katılmamak ayrı konu. O da bir yorumdur ama Redmond sağda da solda da oynuyor. Ortada da oynuyor. Santrfor'da oynar ama ideal bir pivot santrfor tipi değil de hareketli, arkaya sızan bir oyuncu olarak. İyi olduğu zaman her tarafta oynar. Cenk solda oynarken, yani biz Cenk, Aboubakar, Redmond, bugün için Gezal'da dahil 4 tane hücumcu oynatırken hepsinin farklı özellikleri var. Biri dribbling şutör özelliği var, aralara koşan oyuncu, öteki topu iyi kullanıp ara pası atan, iyi orta atan, diğeri santrafor ara boşluğa koşan, diğer santrafor içeri koşup ikinci santrafor oynayan, bunların hepsinin bir tamamlaması düşüncesi vardı. Bu da kötü değildi. Yani bu başlangıçta biz de pozisyon bulduk. Atsak belki oyun değişecekti. Yani böyle ilk bölümde olmadı. Daha sonra attık. Cenk çıktı, aldık. Veya geçen maçta Veli çıktı. O halde iyi oldu demek. Yani sonuca göre konuşmak olur. Ama doğrudur. O bölümde de aksamalar oldu. Daha sonra da aksamalar oldu. Yani bütün bunlara rağmen mesela son bölümde daha fazla çıkmalıydık. Mesela orta sahada Necip, Alex, Gerson hep bunlar sonradan girdiler. Daha dinamik olmalıydılar. Daha mesela daha çok top tutmalıydık ve öne taşımamız gerekiyordu. Ama geriye çekilip skorlar korumaya, rakibe de pozisyon vermeden maçı bitirmeye çalıştılar. Eleştirel tarafı olabilir ama ben sistem değişikliği, oyuncu değişikliği yerine göre yapılır. Onlar sizin de göreviniz zaten. Siz de o eleştiriyi yapıyorsunuz. Oyun olarak daha mesafe alacak bir takımız. Oyuncularımız da performans olarak yukarı çıkacaktır. Redmond üzerinden dersem kendisini tebrik ediyorum. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Yükselen bir değer olmak, takıma katkı yapmak zaten oyuna başlamak demektir. Bunu herkes için geçerlidir. Aboubakar da şimdi yükseliyor, daha iyiye gidiyor. Öyle görünüyor şu anda geldiğine göre. Cenk de olumlu bize katkı iş yapıyor. Şimdi Gezal tam değil ama o da yavaş yavaş yukarıya, bugün 70 dakika oynattık onu. Daha önce daha kısa süre. Temposunu, ritmini, maç performansını yakaladığı zaman daha iyi olacağını düşünüyoruz. O zaman hücumda 4 tane hücumcu ama belki yerine göre değiştireceğiz bunları. Aynı şekilde oyunun ilk bölümde ben bugün Gaston'la başlamadım. Benim için siz de biliyorsunuz, bunu da kullandım. Önemli bir oyuncu. Kendine de söylüyorum. Takım için de çok önemli bir oyuncu. Ama bugün başlamamak onun çok eksik değerlerini tam olgusu. Bugün öyle gerekiyor. Hatta ilk başlangıçta Alex'le başlamayı düşünüyordum. Daha sonra orta sahayı risk etmeyelim diye ikili orta saha koyduk. Alex'le başlasaydık bu sefer Alex'in başı yanmıştı. Takım rakip geldi diyeceklerdi. Ama yine de ikili orta saha önde Redmond. Hücuma dönük belki gittik göründük ama rakip de bize fazlasıyla geldi. Daha sonra orta sahada değişiklik yaptık. Hem Gerson hem Alex girdi. Ya bu değişiklikler olacak. Ya bunları siz tabii tartışın ama ben onlara net bir cevap vermek istemiyorum. Çünkü oyun değişikliği, oyuncu değişikliği işin doğasında var. Oyuncu da buna alışmak için biraz zaman istiyor. Çünkü zaman zaman oyuncular kenarda kaldığı zaman bozuluyor veya devamlı oynayan yeterli görüyor. Bunlar doğru şeyler değil. Takım zaten 11 kişiyle olsaydı veya 15 kişiyle bu kadar oyuncu alınmazdı. Hep buna hazır olmak lazım. İşte bu dediklerimiz, az evvel Fatih Bey'in de söylediğini, bunları tam oturttuğumuz zaman giren çıkan. Bugün Gerson yoktu işte. Mesela Amir'e de üzüldüm ya, sarı kart gördüğü için, ama Amir de oynamayabilir. Gerson da, Salih de oynamayabilir. Yarın Alex gelir veya Tayfur gelir. Bir başkası oynuyor. Mulaka, kenarda kalan oyuncu arkadaşlarımız var. Mümkün olan hepsini oynatmaya çalışacağız. Bunlar sizin eleştiri hakkınızı saklı kalarak yapacaksınız. Biz de bunları oynatırken randıman almaya çalışacağız. İşte geçen maçta işte dediğiniz gibi Redmond bu yükselen değerse biz de memnun oluyoruz. Ama eksik kaldığı zaman eleştiriyorsunuz. Aynı şekilde bugün ilk yarı mesela, hiç vermeden belki söylemek doğru değil ama Onur beklediğimin altında, ama çıkarmaya düşünürken ikinci yarı çok daha yöneldi. Yani oyun içinde bile dalgalan. Mesela Rossi'ye kenarda, yani oynayabilirdi, başlayabilirdin de onunla. Yani ama kenarda kalıp küsmek yok. Çalışacak, rekabet olacak. O zaman takım kazanacak. Ya ben az evvel de söyledim, o sıralamaya puanlardan çok, işte bu maç bitti. Ben kayıp puanlara üzülüyorum. Onlar da geride kaldı. Bir ara 3 maç 7 puan kaybettik. Daha öncesinde 5 puan kaybettik. Dönem için söylüyorum. Topladığınız zaman 12 puan yapar. O zaman da yani biz kafada olurduk. Ama bunlar hep varsayım. Oldu, bitti. Yani şimdi önümüzde bir maç var. Ona bakacağız. Ve diğer maçlara dediğiniz gibi 8 maç dediğinizde işte oynanmadan kazanacağımız 3'er puanlar var. Onları verecekler sağ olsunlar. Kendi sahamızda seyirci gelemeyecek. Yani ama deplasmana gitmeyeceğiz. Zor maçlarımız var hala. Hala zor dönemden geçiyoruz. Hem kadroyu oluşturmak hem sonucu almak.
Hem de bu arada da yani bulunduğumuz yeri koruyup yukarı çıkmamız lazım. Yani ne kadar yukarı çıkabilirsek, ikincilik mi, birincilik mi, ne varsa onu yani çok baskı olarak kullanmak istemiyorum. Yani taraftar söyleyebilir, sizlere söyleyebilir ama bizim işimiz her oyuncunun performansını artırmak, takım oyununu geliştirmek, bu ilkeleri prensipler içerisinde devam etmektir. Öyle olduğunuz zaman bunun idari, ekonomik, teknik tarafları var. Kulübede maliyetleri var. Oyuncular bu yüzden alınıyor. Bunları anlatmaya çalışıyoruz. Hala onları tamamen düzeltmiş değiliz. Ben o tarafına bakıyorum daha çok.